Ürdün'e hani herkes Ürdün İsrail'den yana hareket ediyor. Ürdün'e ve Mısır'a teşekkür etti. Niye teşekkür etti? Ben 11 ay evvel ya da 10 ay evvel öyle diyelim ekim ayında ilk başlarken bu iş dedim ki Gazze'de iyi almaktır hedefi. O güne kadar yani bu son Amerika seyahatine kadar odur. Ne, neye dayanarak söylüyordum? Çünkü Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını yapmadan evvel Biden'la konuştuğu mutabakat içine vardı, okeyini aldı. Ardından ne yaptı? Gitti, o haritayı Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Gazze ve Batı Şeria alacak. Ama önce Gazze'de oldu. Gazze için ne ihtiyacı vardı? Tıpkı şimdi bile, bakın 14. günü geçtik. İran savaşı başladı mı? İran hiçbir şey yok bu işle ilgili. Yani şu anda Hizbullah'ın yaptığı şey kendi ekibindeki insanların öldürülmesinden kaynaklanıyor. Yoksa İran'da hani öldürülmüş, e, suikasta uğramış diye bir tavırları yok. Hizbullah'ın tavrı öbürü değil yalnız. Alkışlarla karşılandı. Özel durumla ilgili. Meclisi'nde. olacak. Öyle olacak. Clinton bile gelirken alkışlarla karşılandı. <laughs> yani bir kere alkışlar azdı. Onu söyleyeyim. Yani bir mizansan yapılmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu konuşurken öyle bir mizansan yapılmıştı ki konuşmalarının her bir yerinde bir alkışla kesildi. Burada o alkış, tiyatro ama. He? Tiyatro. İşte efendim, efendim bakın. Değerli hocam. Şu anda Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması neden önemlidir? Konuşacak başka nerede olacak ki bu ilgiyi görecek? Rusya'da mı konuşacaktı ilgi görecek? Ki oradan Konuştaki geldi. Yani, Put diğer yerler mi konuşacaktı? Onun için Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye'nin önemi buradan kaynaklanmıyor. Mahmut Abbas bugünkü konuşmasında dini olarak İslam dinine ilişkin Kudüs'ün önemine atıfta bulundu ve başka şey söyledi. Yalnız Gazze'ye giderim demedi arkadaşlarımla. Mukaddes Kudüs'e de gideceğiz dedi. Yani Gazze'den sonra oraya. Değiller ya, oraya da gideceğiz dedi. Ve neden söyledi? Bizim bile Selçukluların tarihinde Anadolu'ya yayılmadı. Anadolu'ya doğru gelişteki birinci hedef Mukaddes Kudüs'ü özgürleştirelim politikasıyla çıkmıştı. Şimdi burada Mahmut Abbas'ın Gazze'ye giderim. Herkes onu öne çıkartıyor ama Mısır ve Ürdün'ün rolünü anlatması önemlidir. Nedir rolü? Mısır şu anda ki yapılmış, hazırlanmış her şey. Kamplar bile hazırlanmış. Bu dördüncü bölgede Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği Sina çölünde Gazze'lileri kabul etmiyor. Eğer Gazze'lileri kabul etse oraya sürecekler. Ve Gazze tamamen işgal edilmiş olur. Şimdi bir şey soru soralım kendi kendimize. Yani biraz bazı şeyleri de dürüst yorumlamak lazım. İlk bu Gazze Savaşı başlarken bütün programlarda, her yerde özellikle yorumcular, analistler ne yorumladılar? Tüneller var, ee? asla İsrail giremez filan filan dedi. Aslında kendi kendimizi aldatıyorduk. O zaman da söylüyordum. Eğer tünellere girilmiyorsa... Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin övündüğü Irak'taki tünellere de giremezdik. Halbuki giriliyor değil mi? Şimdi Türkiye tünellere girdi. Övünerek de gösteriyoruz. Bazı şeyleri gerçeği görmek sayın lazım. Sayın Bakanım kara gücüne hiçbir sonuç alamadı. Ele geçirdik dedikleri yerleri üçüncü kez tekrar kara gücü değerlendiriyorlar. Yani bir zarar veremediler. Yani benim, şeye. Kara gücü yapmasına gerek yok bakın barınamıyor. Bakın bakın hava saldırısıyla ölümler sağlanıyor. Bombalama ile sağlanıyor. Anladım Yoksa da. Yoksa göğüs göğüse savaş yapılmaz artık. İşte kalleşçe, Abi, kalleşçe. Şimdi Efendim, yani şimdi bunu yani, nasıl sayesinde sayesinde yani, gerçekten hayret ediyorum sizi ya. Kalleş zaten karşı. Ya şu var. Ya. Senin Şimdi bakın sizin bu konuşmanız neye ya? sebebiyet Sayın veriyor bakalım. biliyor musunuz? Sizin bu konuşmanız orada İsrail'in ...çok mantıklı ve makul bir şey yaptığı gibi algıladım. Sahilin mantıklı Ya Öyle şey olur mu ya? Sahilin hedeflerini Türelleri görelim. giremez dediler de girdiler. Nerede girdiler? Neydi? Tersine şu, kara savaşı yapacak bir gücü olmadığı... Evet. ...Gazze'de ortaya ya, çıktı İsrail'in. Yani gücü çoluk olup çocuğu, kadınları, masumları... masumları ...havadan on binlerce ton bomba atarak benim, öldüren bir benim, ülkeden bahsediyoruz. Hazanamadık Sayın Bakanım. Böyle şey olur mu Vatan sadece bina değil ki, vatan toprak. engelleyebildik mi? 80 bin kişiye yakın insanın yaralanması engellenebildi Buyurun, mi? Buyurun gelin Demek ki, bakın. Ba bakın, bakın, Teslim mi olacaklardı? Bakın, bakın. Teslim mi olacaklardı? Onu mu öneriyorsunuz? Zafer. Onu mu öneriyorsunuz? Zaffer. Ya ben, lafı dolaştırmayın. Sen, senle, Teslim ben sana olmaları sana söyleyeyim. gerekiyordu. Şimdi seninle kavga etmeye Ya kalksa, ben de falan kavga etmeye, hayır, etmeyi hayır, kalksa, boş, boş verin. Kavga Şu an konuyu getirdiğinizde gerçekten trajik bir yer? bir yer. Sen öyle kalıplı gerçekten bir insansın ki deme lazım derim. Hayır deme lazım. Ama sizin elinizde de sopa var yani. Şimdi, Zafer burada Da, Burada evet. da Gazze'de adamın amacını açıklamış ve amacına hayır diyen tek kişi ve tek ülke de Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Nerede? Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler'de haritayı gösterip o gün bunu yapacağım demedi mi? Dedi. Arkasından ne yaptı? İkinci adımını attı. Benim sorum da Emrah'a o amaçlıydı. Amerika'ya gitmeden evvelki hafta. Netanyahu Birleş şeyde meclisinde İsrail'in ne yaptılar? Bir karar çıkarttılar. Şimdi genellikle parlamentolarda kararlar olumsuzluk üzerine inşa edilir. Yani denir ki İsrail'de Filistin kurulsun mu? Hayır oyu verilsin. İsrail Meclisi hayır oyu dedi. Öyle verilmedi önerge. İsrail'de ikinci bir devlet olarak Filistini istemiyoruz dendi, kabul oyu verildi. Vallahi ben yani. size bir şey söyleyeyim mi? Bakın orada 40 bin civarında masum insanı katlettiler, ama bir şey ortaya çıktı. Bunlar aldıkları müthiş o lojistik desteğe, silah yardımına, Amerika'nın ve Batı bloğunun milyarlarca koşulsuz, dolarına, koşulsuz desteğine ama, rağmen ama ben, ben bir, bir sözümü bitireyim. Ben bir sözümü bitireyim. E, yeriniz alabilir. Bakın ya, ben zaten, bir sözümü bitireyim. Zaten zafer niye kaldırdın beni? Hayır hayır. kız kıskandırdın. Hayır hayır. Bakın Al, zaferi kaldırdı tabii ya canım hiç ben kalktım orada. diye kız Bu önemli değil. Bakın bir kara savaşı yapacak güçleri olmadığı Gazze'de ortaya çıktı. Zaten bu Ya bir Bakın, bakın orada Hamas'ın direnişi bakın. dünya tarihine geçecek bir askeri anlamda hey, bir direniştir. Siz, siz, siz anlatmaya devam edin. Gördük. Üzülüyorum. Bakın, üzülüyorum. Şunu Allah Neyin rahmet eylesin. Ben orada. Anlattıklarınızı Ama siz anlattıklarınızı konuşmakla Orada bir vatan savunması yapıldı. Bakın şehitsiz bir zafer orada bir kazanılmaz. Efendim, efendim bakın siz şehitsiz kazanılmaz. Ben diyorum ki size karşınızdaki adamın hedefi 11 ay evvel Gazze'yi ele geçirmek. Geçirelim başaramadı. Aydır. Bakın 11 aydır başaramadı onu söylüyorum. 11 aydır nasıl başaramadı? 11 aydır 40 bin kişinin ölmesine bugünkü <laughs> Mahmut Abbas'ın deyimiyle bak hiç konuşmuyoruz bunu. 10 bin kişinin de kayıp olması. 10 bin an, kişi de hapislerde. Tabii yani hapishanelerdeki hariç kayıp dedi. Bir de 80 bin yaralı oldu mu oldu. Vatan savunması böyle bir şey. Sayın Bakan bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bakın 2. Dünya ödemek Savaşı'nda kalıyorsunuz. ee, tanımak için savunmayı, eğer o savunmayı Ruslar yapmazsanız teslim milyon... bayrağını çekip yok olursunuz. Ya, i̇nsan işte. kaybı. Ben savunmayı yapmıyorsunuz demiyorum Askeri ki anlamıyorsunuz. Ne, ya. Neyi anlatıyorsunuz? Vallahi siz, anlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz Şu anda ki tümellere 20 İsrail'in hedefi İsrail'in hedefi 3 tanedir. Bir Gazze'yi Ele geçirmek. Başaramadı. Ele geçirmek. Bir. Bu iş için istediğiniz kadar deyin adam 19, 2036 yılında İsrail Gazze'yi ele geçirmiş orna ait yatırım programlarının pazarlamasını yapıyor. Ya yapsın Bak, bir, Sayın Bakanım ya, yapsın. Ya, ya kardeşim siz öyle deyin bırakın da ben açıklayayım. Allah Allah niye rahatsız oluyorsunuz gerçekleri söylememden. Lütfen söylemem açıklamalarınızı öyle ben... edemezsiniz. gerçekleri, gerçekleri, edemez gerçekleri edemez söylememden rahatsız oluyorsunuz olması, ama olmasın. rahatsız oluyorsunuz. Adamın hedefi bu. Bu hedefe karşı <gülüyor> koymalıyız. <gülüyor> karşı koyulmak için de şu ana kadar da Allah'ı billahi ben anlamıyorum ha. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dışında hiç kimse bu İsrail'in gerçek hedeflerini konuşmadı, konuşmuyordu. O karşı koydu. Nerede karşı koydu? Birleşmiş Milletler'de. Sonra döndü kendi partisinin bir toplantısında dedi ki biz yalnız Gazze'yi Gazze olduğu için savunmuyoruz. Bu Gazze öyle bir tehlikelidir Anadolu ki Anadolu biraderim öder dedi. dedi. Yani bakın ben sizden Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar dedi. Efendim, Gazze'den başlamaz. Öyle değil. Gazze'yi yalnız Gazze olarak görmeyin. Bu adamın yayılmacı emellerini anlıyoruz misin? anlıyoruz da şimdi bakın burada şimdi İsrail burayı ele geçirmeye çalıştı niyeti şu ana kadar bir hale çalışıyor ama sürüp bak sürüp. Bugün Mahmut, şimdi bir sürü insan çıktı hatırlayın ya siz, siz Mahmut, orada Gazze'de haritalar çizdi için ortadan konuşmasının döndü en önemli önce buraya alacaklar etmemişsin. sonra buraya alacaklar ne var, diye vallahi var. öyle ne, Mahmut Abbas şunu söyledi dedi ki Mısır'a teşekkür ederiz Mısır oraya Gazze'lilerin sürülmesini engelliyor kabul etmiyor baştan dedi Ür, ürdüne teşekkür ederiz Ürdün'e niye teşekkür ederiz Batı hayır için efendim ürdüne Ürdün e Ürdün e niye teşekkür ettin de atişe hayır kabul etmiyor oraya sürülmesini onu için Nisan Koştur'dan gecesini anlamadım. niye konuş efendim bakın biz anladım. biz farklı konuşuyoruz Hı -hı. dedi ben ki bak, onlar onlar bu işleri temaslarla hallediyorlar dedi yani bu müzakerelerle hallediyorlar ha biraz evvel falan işi bitmiştir abbas söyledi artık müzakere bitmiştir dedi ben size bir şey söyleyeyim bir kere şu anda bu konuştuğumuz İsrail'in gaddallığı, soykırımı vesaire bu kadar konuşup adamın böyle gösterdiğimiz halde duruyor mu? Durmuyor, yürüyor. Durmuş, Durma, durmak için ne olduğunu iyi anlamak, iyi konuşmak lazım. Adamın birinci hedefi, bak üç tane hedefi var şu anda. Birinci hedefi Gazze'yi ele geçirmek. İkinci hedefi Golan Tepeleri'dir.